Kızılayıl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından İncirköy Mahallesi'nde tıbbi ve aromatik bitkiler tanıtıldı. Fethiye Belediyesi Cahit Beğenç Salonu'nda düzenlenen toplantıya Muğla Valisi Esengül Civelek, Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatçı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Muğla İl Müdürü Şakir Fırat Erkal, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü İlkay Türkoğlu, İncirköy Muhtarı Orhan Orhun, Üzümlü Mahalle Muhtarı Erkan Arıkan, mahalle sakinleri ve diğer yetkililer katıldı. Muğla ve ilçelerinde ıtri ve tıbbi bitkiler konusunda hazırlanan videonun izlenmesinin ardından İncirköy Mahallesi'nde zeytin budama, sürü yönetimi, organik tarım ve arıcılık kursunu başarıyla tamamlayan çoğunluğu kadınlardan oluşan kursiyerlere sertifikalarını protokol üyeleri sundu. Sayın Başkanıma teşviklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. İkramımız vardır. İkramın ardından İncirköy Muhtarı Orhan Orhun, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğinde köyümüzün Muğla'nın merkez köyü olmasını hedefliyoruz dedi. Köyümüze ve çevremizde 1000 dekar üretim alanı ulaşacağız. Köyümüz bu tarımın yapıldığı merkez olmasını hedefliyoruz. Tüm üretim aşamasında ve fidelerin temininde bizden desteğini esirgemen İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Fethiye İlçe Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü'ne teşekkür ediyorum. Gıda Tarım ve Hayvancılık Muğla İl Müdürü Şakir Fırat Erkalsa kendilerine destek veren üreticilere teşekkür etti. Sırtta vurgulamanız münasebetiyle böyle bir program düzenledik. Arkadaşlarımızın ifade ettiği gibi 2015-2018 yıllarını kapsayan tıbbi ve aromatik bitkiler ve yağ bitkileri, boya bitkileriyle ilgili bakanlığa bir proje verilmişti. Bu projenin içerisinde biz de varız. Sanıyorum 17 il. Ve proje hakikaten bu arada başarıyla yürüyor. Bu anlamda bu proje kapsamında bahçelerin ve üretim tesislerinin hayata geçtiği en başarılı ilklerden birisi için geçtiğimiz yıl. Belki de 2017 yılı içerisinde bir çalıştay düzenledik. Muğla merkezde 500 kişinin üzerinde bir katılım oldu. Hem bizim araştırma enstitülerinden hem üniversitelerden, çevre üniversitelerden ve diğer illerden bakanlığımızın desteğiyle başarılı bir çalıştay yaptık. Üniversitelerin ve araştırmacıların tabii ki katkıları çok önemli bizim için. Muğla Valisi Esengül Civelek, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nün vatandaşlarımızın meslek sahibi olmaları için kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde gerçekleştirdiği kurslara katılan vatandaşlarımızın bilgi ve becerisini geliştirmelerini önemsiyoruz dedi. Tüm projeler çok büyük başarıyla, bereketle sonuçlanmaktadır. Değerli İncirköylüler, insanın yaşat ki devlet yaşasın ve vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek, vatandaşlarımızın refah seviyesini artırmak ve her alanda sosyoekonomik konumlarını güçlendirmek ve yine vatandaşlarımızın huzur ve mutluluğunu temin etmek bizim öncelikli hedefimiz. Bu neden? Bodrum'da en yakın arkadaşı tarafından kafasına tek el kurşun sıkılarak öldürülen iş adamı Ali Özdemir cinayetinde Mustafa Ö ve kayınpederi Arif S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Neden öldürdünüz? Pişman mısınız? Mustafa Ö'nün eşi Tuğba Ö, baldızı Kübra S., kayınvalidesi Fatma S., hizmetçileri ve Rus avukat S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ünlü iş adamı 46 yaşındaki Ali Özdemir'in 6 Ocak'ta kaybolmasından 9 gün sonra en yakın arkadaşı 40 yaşındaki Mustafa Ö, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığına giderek Özdemir'i öldürdüğünü ve kayınbabası Arif S. ile birlikte Göktepe mevkiinde bulunan ormanlık alana attıklarını itiraf etmişti. Cinayet zanlısı Mustafa Ö'nün Ali Özdemir'i öldürmeden önce eşi Tuğba Ö'ye Ahmet Kaya'nın Başım Belada şarkısını ömür boyu dinle ve beni hatırla dediği ortaya çıktı.
Tuğba Ö ise eşini aldattığını ve Ali Özdemir'le ilişkisi olduğunu itiraf etti. Evet. Fethiye Gazeteciler Derneği 3. Olağan Genel Kurulu bugün yapıldı. Divan Başkanlığı'nı Akın Tezel'in gerçekleştirdiği genel kurulda Divan Başkan Yardımcılığı'nı Zafer Özdemir, katiplikleri de Zekeriya Şahin ve Özgül Özdemir yaptı. Divan Başkanlığı'nın teşekkürü, Divan Başkanlığı seçilmiştir. Teşekkür ederiz. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başlayan kurulda faaliyet raporu Seda Hürmüz Köktener tarafından genel kurula sunuldu. Yönetim kurulumuz göreve geldikten sonra Fethiye Esnaf Hastanesi, Memleton Hastanesi ile protokol yaparak üyelerimizin indirimli olarak sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlamıştır. Yurt içi kargo ile yapılan protokol gereği üyelerimizin indirimli olarak kargo hizmeti kullanmaları sağlanmıştır. Oy birliğiyle kabul edilen raporda derneğin gelirinin 12.424 lira, giderlerinin ise 12.394 lira olduğu belirtildi. 2018-2019 yıllarına ait tahmini bütçe Mesut Bölük tarafından kurula sunuldu. 2018 yılı tahmini bütçesi, bunu tahmini olarak söylüyoruz. Artısı olur, eksisi olur. Sadece önümüzde bir yol haritası çizebilmek için yapmış olduğumuz bir bütçedir bu. Üye aidat gelirleri 6.000 TL, bağış ve temerrütler 7.000 TL, finansal giderler 600 TL, toplam 13.600 TL gibi 2018 yılında tahmini bütçemizi oluşturduk. İnşallah bu bütçemizi denkleştirebiliriz. Sıdıka Zeybek Kölemen tarafından denetim kurulu raporunun okunmasının ardından genel kurul seçimlerine geçildi. Tek listeyle gidilen seçimde Mesut Bölük Fethiye Gazeteciler Derneği Başkanlığı'na getirildi. Mesut Bölük'ün yönetim kurulu listesi şu isimlerden oluştu. Yönetim kurulu asil üyeliğinde Sıdıka Kölemen, Hürmüz Seda Köktener, Murat Yalçın, Ersin Dal, Sedat Ünal, Serap Özdemir. Yönetim kurulu yedek listesinde Zekeriya Şahin, Sevinç Bölük, Esra Kapıcı, Işık Taban, Gökhan Ay Yıldız, Emrullah Gök ve Recep Kaban. Denetleme kurulu asil listesinde ise Teslime Göksu Özdemir, Yasin Koç, Mustafa Küçükaydı. Kabul etmeyenler kabul edilmiştir arkadaşlar. Muğla'nın Yatağan ilçesinde iki katlı evinin çatısındaki güneş enerjisini onarmak için çatıya çıkan bir kişi dengesini kaybedip düşerek öldü. Alınan bilgiye göre Yeni Mahalle 186. sokaktaki evinin çatısında bulunan güneş enerjisinin su sızdırdığını fark eden Emincan, teras katından çatıya geçmeye çalıştı. Bu sırada bastığı kiremidin kırılması sonucu dengesini kaybeden Can, iki katlı evin çatısından aşağı düştü. Can, alışveriş için semt pazarına giden eşi tarafından yaklaşık yarım saat sonra yerde yatarken fark edildi. Eşini kanlar içerisinde gören Hatice Can, durumu 112 acil servisine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan Emin Can'ı Yatağan Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Can, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olay yerine gelen Yatağan Cumhuriyet Savcısı ve polis ekipleri inceleme yaptı. Can'ın ölüm haberini alan yakınları Yatağan Devlet Hastanesi ve olayın yaşandığı yere gelerek gözyaşı döktü. Emekli öğretmen Can'ın evli ve iki çocuk babası olduğu kaydedildi.